Merhabalar hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Bugün sizinle çok özel bir hamburger tarifi paylaşacağım. Bunu ben Türkiye'de iki yerde yedim. Bir tanesi Moda'da yedim. Çocukluk dönemimde rahmetli babamla giderdik. Paprali'de ve aynı lezzeti kolay kolay hiçbir yerde bulamadım. Bir de Antalyalılar bilir. Antalya'da Işıklar'da Şef Burger vardı. Orada da buna çok yakın lezzetli soslar ve hamburgerler yaparlardı. Orada da adı Özel Cheeseburger'di. Antalyalılar bilir, özellikle benim kuşağım bilir. Bu tarifi paylaşacağım. Buradan Hasan abiye de selam olsun, Aydın abiye de selam olsun. Şimdi bu muhteşem hamburger tarifini sizlerle paylaşacağım. Ancak bütün hamburgercilere meydan okuyorum. Bakın, basit bir tarif olmakla beraber bu tarif tamamen bana aittir. Ben bunu biraz geliştirdim de hepinize geliyorum. Hepinize hamburger yiyorum, tadıyorum. Eğer ki bir yerde görürsem aynı tarifi yakarım. Şaka şaka. Tabii ki kullanabilirsiniz. Lezzetli yemek yemek herkesin hakkı. Bu sefer size hamburger yapacağım. Nasıl yapıldığını da anlatacağım. Bir şef arkadaşım vardı. Demişti ki bana. Artık demişti televizyonda yemek tarifi vermeye başladığında veya bir yemek tarifi videosu çektiğinde sırların ifşa oluyor. Yani lezzet için kullandığın küçük dokunuşlar ve özel sırların, özel birliktelikler, yemek için söylüyorum tabii. Özel birliktelikte olan köfte, peynir falan gibi. Özel birliktelikler ortaya çıkıyor ve artık açığa çıkıyor bunlar, saklayamıyorsun. Evet, ama saklamak gibi bir niyetimiz yok zaten. Size bunları anlatacağım. Ancak bir tek şey söyleyeceğim. Harfiyen dozu dozuna, gramı gramına bütün her şeyden dediğim kadar ve dediğim şekilde kullanacaksınız. Ne? Ben bunu fazla seviyorum. Biraz daha şundan koyayım. Ben bunu daha az seviyorum tadını, bunu koymayayım. Bu yok. Bunu yapmayacaksınız. Gramı gramına ne dediysem aynı şekilde bu hamburgeri yapacaksınız. Yapın, yiyin. Lütfen yorumlara yazın, paylaşın fikirlerinizi. Ben soğan sevmem, ben turşu sevmem, ben sosis sevmem. Yapmayın. Dediğimi bir yapın. Yapın, birilerine ikram edin. Sonra bir görüşelim. Yorumlara bir yazın. Bakalım ne düşünüyorsunuz. Bakın, muhteşem hamburger tarifi geliyor. Evet arkadaşlar, gelelim malzemelere. Tereyağı, yarım çorba kaşığı veya bir tatlı kaşığı domates salçası, tostlarda kullandığımız bilinen markalardan. Bir diş sarımsağın yarısı püre haline getirilmiş, ezilmiş. Rendenin bıçak tarafıyla, uzun tarafıyla uzun uzun dilimlenmiş fakat ince ince dilimlenmiş, rendelenmiş değil. Kaşar peynirleri, mutlaka ve mutlaka kaşar peyniri. Kesinlikle burger peyniri veya çedar değil. Tarifin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Hamburger ekmekleri, ben şimdi 3 tane ekmek hazırladım. 3 tane büyük hamburger yapacağım. Hamburger ekmeği tarifi de veririm daha sonra size. Şimdi biz mecburen hızlı olsun diye hazır hamburger ekmeği kullandık. Sosis, 3 büyük boy sosis aldım ben. Bunları keseceğim uzun jülyen şekilde. Hamburger köftelerimiz hazır. Hamburger köftesi tarifini de daha sonra vereceğim. Dediğim gibi ekspres bir program yapıyoruz. Bu köfteleri ben daha önce hazırlamıştım. Mutlaka el yapımı, evde yapılmış köfte olacak. Kesinlikle hazır köfte kullanmayınız efendim. 4 tane büyük baş soğan, yarımdan küçük, yani böyle küçük limonun yarısı diyelim. Küçük limonun yarısı. Tuz, 2 tutam tuz ve yarım çay kaşığı toz şeker, salatalık turşusu. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, benim böyle bir profesyonel tahtam var. Tabii sizde bu olmayabilir. Normal tahtada, hani var ya, ev tipi, şunu da doğrayabilirsiniz yani. Şunu da yapabilirsiniz siz. Ama ben tabii bunun üstünde daha önce zırhla Adana çekiyordum. Biraz meraklı olduğum için bu işlere zamanında almıştım. Şimdi doğruyorum arkadaşlar. Soğan nasıl olacak? Dörde kestik, tamam mı? Aslında dörde kesmesek de olur. Tak 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 tak. Tamam mı? Çok ince değil, çok kalın değil. Bakın. Ağızda kendini hissettirecek şekilde olacak soğanlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, çok ince değil, çok kalın değil. Sıvı yağımız. Tereyağı üstüne. Bakın bu kadar, daha fazla değil. Evet, sıvı yağımızı koyduk, tereyağımızı koyduk. Bakın şimdi böyle yağımızın erimesini bekliyoruz. Soğanların çok göründüğüne bakmayın. Bunlar kuş kadar kalacak. Ufak ufak karıştıra karıştıra bu soğanların pişmesini bekleyeceğiz. Tuzumuzu attık. Bunlar pişerken su bırakırlar. Biraz daha tuz atacağım üstüne. Bak
köftelerimiz burger ekmeklerimiz için biraz küçüktü. Onu tam uygun, biraz daha uygun hale getirmek için, yani ben onları ızgara köftelik yapmıştım aslında. Hamburger kalıbımı kullanıyorum şimdi. İki köfteyi bir köfte yapıp daha böyle bir güzel hale getiriyorum. Şu şekilde. Gördünüz mü? Bak tam biraz da elimle böyle yaparsam Allah. Tamam, tam istediğim gibi oldu. Şunu iki köfte haline getirdik. Bunu da yapacağız aynı şekilde. Şu şekilde şunu alıp bunu alıp. Evet, gördüğünüz gibi köftelerimi gayet güzel ekmek boyutuna getirdim. Köftenin çok büyük olması önemli değil. Bakın yani hani et severler için falan filan var. Görsel hiç önemli değil. Abicim mühim olan lezzet. Mühim olan lezzet. Biz lezzet peşindeyiz. Bak soğanlarımız oldu. Gel abicim böyle. Şimdi geldik bu soğanlara. Son dokunuşu yapmaya. Evet, ne yapacağız? Evet, soğanlarımız pembeleşti. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hani bu yarım diş sarımsak vardı ya, onu attım buraya, şuraya. Daha soğanlara karıştırmadım, bakın böyle yapıyorum. Şimdi bu sarımsağın oraya hani yarım çay kaşığı şeker demiştik. Aslında karamelize soğanı, karamelize soğanlı sosu yapmak için en doğru şekil kısık ateşte uzun zamanda soğanın şekeri dışarı çıkana kadar pişirmek. Ama şu anda çok öyle bir vaktimiz olmadığı için mecburen hafif şeker attım. Evet, şekeri de böyle yapıyorum. Zaten sarımsak da burada eridi gitti. Şimdi şekeri şöyle kuyu haline getirdim. Bu şekerin üstüne öyle yapılırmış, bu böyle yapılırmış, karamelize şöyle yapılırmış. Hiçbir şeye takılmayın. Benim dediğimi yapın. Çok hafif 3-4 damla limon sıktım ve bekliyorum. Bu soğanlı sarımsaklı ufak sosla pişen soğanlarımızı karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet. Bu arada altı bakın kısık yanmaya devam ediyor. Hani demiştik ya salça neye yarayacak? Evet, salça abicim. Bir çay kaşığı. Evet, tamam. Şunu koyalım. 1,5 çay kaşığı. Evet, bunu da bu şekilde hafif yağın sosuna şeyine yedirerek hafif aça aça böyle salçayı soğanla beraber, salçayı suyla falan açmadım. Olduğu gibi koydum. Böyle hafif rengini soğanların pembeleştirecek kadar. Şimdi işin en büyük sırları bunlar. Bakın. Ne yapacağız biliyor musunuz? İyice karıştıracağız. Evet, güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musunuz? Çok kişiye çok saçma gelecek. Halbuki işin en önemli dokunuşu. Karıştırdık. Altını kapatıyoruz. Altını kapattık. Düzlüyoruz tavamızı. Bunun üstüne ne yapacağız? Ketçap. Abartısız bir ketçap. Tekrar hafif yaktık altını. Artık burada ben şuradan anlıyorum sosun kıvamına gelip gelmediğini. Renginden. Ketçapın da çok fazla pişmemesi gerekiyor. Evet, ketçabı burada abartmamak gerekiyor. Soğan sosumuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu bir kaba alacağım. Bir kap rica edeyim. Kabımız geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın bu soğanı, bu güzel soğan sosumuzu soğumaya bırakıyoruz. Çok da sıcak olmaması gerekiyor. Artık hamburgerimizi yapacağız. Bunlar böyle bir yarım kesik. Bunu böyle açarsanız parçalanır. Yani bu hazır hamburger ekmeğini yapıyorsanız en güzeli bunu elinizle istediğiniz ayarda tamamen kesmek. Bunları niye keserler, niye az keserler onu da bilmiyorum. Hiçbir anlamı da yok. Şimdi köftemiz pişerken hamburger ekmeğimizi tavaya koyacağız. Bütün işin sırrı için kestiğimiz taraf, beyaz taraf
tamamen kızaracak. Üst tarafı hiç ısıtmayacağız. Üst taraf pamuk gibi, malzemeye değecek taraf kıtır kıtır kızarmış şekilde olacak. Hamburgerin en büyük sırlarından bir tanesi bu. Hem içine giren malzemeye dayanıklı olması için, hem de o ağza şöyle biraz şişecek tabii bu malzeme girdiğinde, şöyle olacak. Isırdığınızda üst taraftan pamuk, şuradan sırt diye ses gelmesi için ve de lezzeti için tabii ki. Şimdi köftemi ve artı hamburgerimi yapma zamanı. Çok az sıvı yağ koyuyorum. Altını açtık tavamızın. Şimdi birinci köftemi alıyorum. Hop. Birinci köfteyi attım. Ekmekleri de attım. Dediğim gibi ekmeklerin içi kızaracak. Bu üst tarafları pamuk gibi olacak. Bu iş olurken sosislerimi jülyen doğradım. Şimdi jülyen doğradığım sosislerimden de bunun yanına atacağım. Çok değil. İşte bir hamburger için 4-5 şu kadar. Evet, bu kadar bir burger için. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Mayonez kullanacağız. Hazır mayonez kullanacağız. Daha sonra İngiliz tipi, Alman tipi, Fransız tipi, hangi hamburgerin içine hangi mayonez gider, bu mayonezlerin de tariflerini vereceğim size. Söz. Kaşar doğramıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Kaşarları hemen köftenin ilk çevirdiğimiz tarafının üstüne bol miktarda. Tekrar ediyorum. Cheddar değil, burger peyniri değil, kaşar peyniri olacak. Taze kaşar, tostluk kaşar olacak. Daha sonra burger peyniri, yani cheddar tarzı burger peyniri ve salata, yeşillik marolla yapılan tarzımız da var. Başka hamburger tariflerimiz de var. Onları ayrıca vereceğim. Şimdi bu pişmiş jülyen sosisleri de bu kaşarın, sen ekmek kaşara bulaşmayın lan. Diziyoruz, tamam mı? Heh. Şimdi ne yapacağım? Evet arkadaşlar, kaşarın erimesini beklerken bir başka hamburger kalıbımı alacağım. Şu şekilde. Ya bu kadar, yani ben kalıplarla yapıyorum. Bu kadar uğraşmayabilirsiniz. Yani bu şekilde de erir ama. Bakalım bir ekmeklerin kızarma. Evet, ekmekler de kızardı. Tamam, şimdi bunu, şu sosisleri tamamen kaşar üstüne gelmeyecek şekilde yayıp şunu yapacağım. Kalıbın içinde olması dağılmamasını sağlıyor. Yani kalıp olması şart değil. Bu şekilde kaşar da daha iyi eriyecek. Tekrar ekmeklerin kızarıklığını kontrol ediyorum. Güzel. Tam istediğim kıvama geldi. Tam kıtır kıtır kıvama geldi. Bundan daha fazla tutarsak artık yanar. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci ekmeği aldık. Şu anda hızlı olmamız lazım. Altına mayonez. Hemen erimiş sosisli kaşarlı köftemizi üstüne. Hemen çok ince doğranmış bu kadarcık turşu. Daha fazla değil. Daha fazla değil. Turşulu tarafın üstüne ketçap. Bu kadar. Daha fazla değil. Bu kadar. Şimdi bunun üstüne yaptığımız soğan sosundan. Sıralama da bu. Bakın, sıralama da bu. Doz da bu. Sakın eksik fazla koymayın. Bolca soğan. Soğan sosunun üstüne tekrar ketçap. Bir çimdik. Ketçapın etrafına daire yapacak şekilde mayonez. İkisi birbirine karışmasa iyi olur. Gördüğünüz gibi üstü pamuk gibi, içi kızarmış ekmeği bunun üstüne kapattık. Şu yaramazları aldık. Afiyet olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, hamburgerimizi yaptık. Dediğim gibi çok zor bir burger değil. Hani biraz uğraşmak gerekiyor. Tamam, ama çok zor bir burger değil. Hamburgerciler, takipteyim. Bakın, bu tarifi kullanırsanız
Hasan abiye, Aydın abiye, bana hesap vermek zorunda kalırsınız. Evet, şimdi bu hamburgerin tadına bakacağız. Şöyle son bir göstereyim mi? Bak, oh bak. Hamburgeri ısırdığın zaman, ya şimdi benim hamburgerlik şeyim yoktu, bitmiş hamburger poşetim. Onun için böyle elimle dalacağım, siz de görün böyle vahşi bir şekilde dalacağım. Hamburgeri ısırdığınız zaman şuralarınızda ketçap mayonezin kalması lazım. Anlıyor musunuz? Yoksa öbür türlü olmaz. Şimdi bakın çıtırt sesini de alacaksınız. Ha, şunu ekleyelim. Hazır mayonez kullandık. Ketçap hazır kullanılıyor. Ama size daha sonra İngiliz tipi, Alman tipi bu tip hamburgerlerin içinde hangi mayonezlerin hangi hamburgerlerin içinde kullanıldığını ve o mayonezlerin nasıl yapıldığını da yazacağım. Nasıl yapıldığını da anlatacağım. Videoda çekeriz belki. Tadına bakayım mı? Sokmadan. Ne diyecektim? Bu çok özel bir burger. Bakın bunu deneyin. Onu sevmeyen biri mi? Ey onu koydu falan yapmayın. Bak. Başına eldiven vermiyorlar hamburgercilerde. Çok lezzetli. Bu hamburger lezzetlerinin bana tattıran özellikle Moda'daki eski Papralli'nin sahibi, sonradan Pap Dodo oldu. Şimdi maalesef artık Dodo da yok. Aydın abime çok selam gönderiyorum buradan. Keza aynı lezzetlerle burada bana çok güzel hamburgerler yediren Şef Burger'deki Hasan abime çok selam söylüyorum. İleriki programlarımızda çedarlı, burger peynirli, yani burger peynirli, çedar ikisi biraz karışık bir kavram. Onu çözeceğiz. İleriki programlarımızda burger peynirli, çedarlı, marollu, farklı soslarla yapılan hamburgerleri de sizlere yapacağım inşallah. Siz bununla bir başlayın. Hamburgerin en önemli noktası, lütfen kesinlikle hazır hamburger köftesi kullanmayın. Soğanı yağ atıp çıkaralım, kızarsın sonra kavuralım falan değil. Nasıl görüyorsanız o şekilde yapın. Lütfen. Ben nasıl yaptıysam o şekilde. Lezzetini almak istiyorsanız. Bundan sonra hani Kartal'ı sadece tadarak değil, çok özel, çok gurme tarifler vererek ve bunları yaparak da göreceksiniz. Peki ne yapıyoruz o zaman? Videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmuyoruz değil mi? Lütfen. Hoşça kalın.